Nereden nereye? Eskiden iPhone Pro Max için ödediğiniz parayla ikinci el orta sınıf kaliteli bir araç alabiliyordunuz Türkiye'de. Mesela 4 yıl öncesine kadar. Şimdi artık hayır. Cep telefonu alabiliyorsunuz. İnanılır gibi değil. Nereden nereye? Şimdi bakınız, 1000 dolarlık bir iPhone'u Amerika Birleşik Devletleri'nde bir ya da iki hafta çalışmayla satın alabiliyorsunuz. Bir ya da iki hafta çalışmayla. Türkiye'de 1000 dolarlık telefonu alabilmek için yemeden, içmeden en az 2 ay çalışmanız gerekiyor. Bu da yani asgari ücretin üzerinde ücret alanlar. Ama asgari ücret ise 3 ay. Yemeden, içmeden 3 ay çalışıp bu telefonu alabilecek. 40 bin Türk lirasıyla bir iPhone'u alabilmek için yemeden, içmeden en az 6 ay çalışmanız gerekiyor. En az. Asgari ücrete bakarsanız bu 7 ayı buluyor. 7-8 ayı. Belli bir maaş ortalaması üstünde olanlar için biraz daha kısalabilir. Ama ortalama asgari ücret baz aldığınız zaman 6-7 ay yemeden ve içmeden. Yani onu yemek yok, içmek yok, hiçbir şey, ev kirası yok. Kazandığınızı biriktirip iPhone alacaksınız. Sınıf, orta sınıf bir araba Türkiye'de 40 bin liraya alınabiliyordu. 40 bin lira Pro Max'ler için ödenecek olan iPhone 14. 40 bin liraya siz 4 sene önce orta sınıf iyi bir segmentte arabayı ikinci el alabiliyordunuz. Şimdi telefon anca alabiliyorsunuz. Teknolojik aletlerin fiyatları zaten Türkiye'de uçtu. Dünyayla teknolojik fark inanılmaz derecede büyüyor. Kredi çekip kamera ve bilgisayar alanlar var Türkiye'de. Kredi çekip kamera ve bilgisayar alanlar var. Çünkü çok önemli bir bilgisayar markası 30 bin lira, 40 bin lira, 20 bin lira falan böyle fiyatlarla kameralar zaten almış başına gitmiş. Şimdi nedir bu? Niye geri kalıyoruz teknolojik anlamda? Çünkü teknolojiyi satın alamıyoruz. Şimdi ne yapıyor? 1000 dolar ne ediyor değerli seyirciler? 18 bin lira ediyor. Peki biz neden 30 bin liranın üzerinde ödüyoruz? 40 bin lira. Çünkü neden? Vergi. Tüketim vergisi. İyi de teknolojiye bu millet nasıl entegre olacak? Şimdi elinizdeki o cep telefonu yükleme yaptıkça, güncelleme yaptıkça ağırlaşıyor. Ve bir süre sonra güncellemeyi de kabul etmiyor. Diyor ki git üst modelini al. Üst modelini almaya gidiyor, nasıl alacak? Şimdi bilgisayar lazım gençlere. Bilgisayarda yeni bir program üretiliyor. O lazım, o programı satın alması lazım. Bir kamera var, gençler YouTuber olarak görev yapan çalışanlar var. Başka başka meşgaleleri olanlar var. Onlar da ileri teknoloji kamera alması gerekiyor. Nasıl alacak bu vergiyle? Madem bizde kur bu kadar yüksek, biraz vergi indirin. Yani indirin şu vergiyi biraz. Niye bu Türk insanı 40 bin lira versin ya bir cep telefonuna? 40 bin lira vereceğine 18 bin lira versin. Hadi bilemedin 20 bin lira versin ki bu da çok fazla. Ne olacak ya? Nasıl bu teknolojiye adapte olacaksınız? Dünya ne diyoruz? Küresel bir köy. O teknolojiye ayak uydurmazsan geride kalırsın. O bilgisayar programı yenilenmiş yeni bir yazılım hayata geçirilmişse o yazılımı satın almak zorundasın. Ha. Ben bunu istemiyorum. Vatandaşlarımız lüks üretmesin diyorsak o zaman az önce verdiğim iPhone ayarında telefon üreteceksin. Milli, yerli. Yine kendi kaliteli üst düzey yazılımlar yapacaksın. O zaman canım dünyada ne olursa olsun. Nasıl olsa ben kendi vatandaşıma daha düşük fiyatla veriyorum diyeceksin. Senin vatandaşın da daha düşük fiyata teknolojiye satın almış, sahip olmuş olacak. Nasıl olacak öteki türlü? Mümkün mü bu ya bu kadar ağır vergilerle? Yani işte görüyorsunuz 40 bin lira ya bir telefon 40 bin lira. Asgari ücret Türkiye'de belli. Neyse şimdi...